Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam, kısmen ifade etmeye çalıştım ama tabii bizim ifade ettiklerimiz kelimeler yetersiz. BDPS, kısa adı BDPS diye ifade ettiğiniz, evet, açılımı borca dayalı para sistemi dediniz. Nedir bu borca dayalı para sistemi hocam? Bu borca dayalı para sistemi, biz ilk yazmaya başladığımda köşede Malezya ile başladık. Daha sonra Issa'da hikayesiyle. Siz az önce medeniyetten bahsetmiştiniz. Evet. Bunu bir başka yerde de Issa'da'nın tek dişi kalmış canavarı diye de aynı şekilde değişik yerlerde işledik bunu. Daha önce geçen hafta içerisinde yine başka bir yerde konferansta, Yale Üniversitesi'nde küresel krizlerin anatomisi şeklinde yine aynı şekilde anlattık. Aslında baktığımızda bugün yani pek çok dünyada artık Avrupa özellikle eksenli olmak üzere Avrupa bölgesinde, Avrozon'da büyük sıkıntılar var. Herkes yani değişik şekillerde fikirlerini beyan ediyor. Yani bu krizle ilgili nasıl çözülebilir vesaire. Fakat hepsinin bakış açısına aslında çıkış yerine baktığımızda aynı paradigma içerisinde, paradigma felci olmuş şekilde adeta çözüm getirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ama gerçekte tespit etmek gereken nokta burada, edilmesi gereken nokta, işin çok basit olduğu. Ve bunu ben değişik ortamlarda da anlatıyorum. Mesela gidiyorum, giderken bir yere, özellikle İstanbul'da az önce belirttiğiniz gibi, bir saat gibi bir sürede bir yerden bir yere yol alabiliyorsunuz. Az önce gelirken de arkadaş aynı şekilde anlattık. Yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde bunu çok rahat anlatabiliyorsunuz. Bazen hatta öğrencilere diyorum ilk defa bunu anlatırken küresel krizleri bakın diyorum. Bir saatlik ders içerisinde pek çok kişinin, ekonomistin baktığından çok daha iyi bakabileceksiniz olaylara. Krizleri kavrayabileceksiniz. Önce şaşırıyorlar tabii. Nasıl olur gibi sorusuyla. İlk ben... Nasıl başladık buna onu anlatayım. Buyurun. 1995'li yıllarda Profesör Doktor Mete Gündoğan, bu işin duayenlerden biliyorsunuz başında yani Türkiye'de, İngiltere doktora sırasında onunla tanışmamıza dayanıyor. Fakat o kendisi anlatırdı bize. Biz yani açıkçası o zamanlar pek bununla ilgilenememiştik. Daha sonra Bosna'dayken biz işte o çalışmaların sırasında sağ olsun davetimiz üzerine icabet etmişti. Yani borca dayalı para sistemini bizzat kendi ağzından yani ilk defa duyma ve onun üzerine öğrenme şansı oldu. O zamanki tabii gelişmeler içerisinde bu Avrupa bölgesinde krizler vesaire de başlamıştı. Kendisi bu krizlerin başlayacağını, bunları çok uzun süre önceden, neredeyse 20 sene önce öngörmüştü. İngiltere'de bir grup var, yani değişik ülkelerde gruplar var aslında. Yani bu borca dayalı para sistemi bütün dünyanın problemi biliyorsunuz. Evet. Değişik yerlerde çözümle ilgili bizim gibi böyle alternatif çözümler geliştirmeye çalışan pek çok gruplar var. Onlardan birisinin ile muhatap olduğumda ben bu işi en iyi bilen Profesör Doktor Mete Gündoğan var Türkiye'de dedi. Nasıl yani başka yerde aramana gerek yok çözümü. Benim etrafımdaymış derken kendisinin Faiz Tuzağı diye bir kitabı var biliyorsunuz. Evet. Borca dayalı para sistemini 30 sayfa içerisinde herkesin anlayabileceği şekilde anlatmış. Ve ilk yani o zaman tam gayretle ilgilenerek bir gece de okudum onu. Ama iki kere okudum ve sabaha kadar uyuyamadım. Yani o işin matematiğini kavradıktan sonra nasıl olur? Yani diyorsunuz birden yani adeta yani gözünüz açılıyor öyle bir durum söz konusu. Ben şimdi hemen ona başlayayım çok fazla uzatmadan buyurun, belki. Buyurun buyurun. Şimdi Issa'da hikayesini belki şöyle mümkün olduğunca kısaltmaya çalışalım. Siz de okumuşsunuzdur tahmin ediyorum. Evet. Şimdi aileler kısaca bahsetme gerekirse dünya turuna çıkıyorlar. Dünya turuna çıktıklarında gemi batıyor ve okyanusta takım adalardan birisine düşüyorlar ve bakıyorlar ıssız. Yani buradan kurtulması da zor, başkalarını bulması da zor. Kaderlerine razı en iyisi kendi medeniyetimizi kuralım burada diye başlıyorlar olaya. Ondan sonra tabii... süre içerisinde bunların pek çok yetenekleri var. Kimisi marangoz, kimisi hatta işlerinde madenci de var. Tarımdan anlıyorlar, ziraattan. Neticede orada başlıyorlar. Küçük bir medeniyet kuruyorlar ve bu medeniyet içerisinde bilmedikleri en önemli şey ne olabilir? Para nasıl üretiliyor?
Çünkü baktığımızda özellikle ben bunu çok değişik yerlerde de test ediyorum. 12 senelik mesela lise hayatı bitinceye kadar yani bir saat acaba paranın nasıl üretildiğine dair ders var mıdır? Pek çok konuda dersler görüyoruz. Her tür dersler var. Hatta buna üniversiteyi de açalım, genişletelim. Yani üniversite dahil olmak üzere paranın nasıl üretildiğine dair gerçek anlamda üzerine kafa yoracağımız şekilde bir ders var mıdır? Yok. Yani insanların paranın nasıl üretildiğine dair herhangi bir fikri yok. Çok enteresandır. Şu mu hocam? Yani sonuçta insanlara sunulmuş olan bir sistem var. Bu evet. Sistem artık tartışılması, konuşulması, değiştirilmesi mümkün değil. Bu sistem içinde çareyi buldunuz, bulamadıysanız o sizin probleminiz noktasına mı geldi insanlık? Yani bu sistemin ne olduğu konusunda da her şey anlatılıyor. Yani ekonomide her tür konular var. Fakat iktisat fakültesindeki öğrenciler bile bizim bu konularda yazıyoruz. Özellikle gençlerden çok olumlu tepkiler alıyoruz sağ olsunlar. Hocam iktisat fakültelerine bu ders okutulmuyor. Yani sizin bu anlattığınız şeyler hiçbir şekilde biz daha ilk defa duyuyoruz şeklinde kendilerinden de tepkiler geliyor. Yani neticede ada hikayesine dönersek. Buyurun. Adada bunlar medeniyet kurmuşlar. Fakat paranın nasıl üretildiğini bilmeyen bir toplum ne yapar? Eskiden paranın icat liderler tarafından hani icat edilmeden önceki hali takas. Takasla başlıyorlar. Şimdi birisi diyelim ki tabii sıkıntıları da biliyoruz. Ev üretiyor diyelim ki marangozluk elinden iş gelen. Karşında işte tonlarca buğdayla değiştirmesi sıkıntı. Adada yani adada yaşıyorlar. Yani en büyük problemleri paranın nasıl üretildiğini bilmemeler. Derken adaya bir gün başka bir kazazede geliyor. Ve bu kazazede geldiği zaman bakıyor o medeniyet kurulmuş. Yani küçük bir medeniyet var. Çok hoşuna gidiyor. En azından ıssız ada yani böyle başkaları da var. Canlanmış. Canlanmış. Ve adadakilerin de asıl paranın nasıl üretildiğini bilmediklerini ve o sıkıntıyı da kendisine arz edince adadakiler gözleri sevinçle parlıyor. Diyor ki ben diyor bu işi biliyorum çünkü ben bankacıyım. Yani modern dünyada bu para nasıl üretiliyor. O yüzden aynı sistemi size kurmak istiyorum. Yani burada kıyası ada üzerinden anlatmak çok rahat oluyor kişilere anlatırken. Neticede adada tabii diyor ki ilk yarın bir dinlenin gelin birlikte bunu oturtacağız bu sistemi. Geldiklerinde yanında bir sandık buluyorlar. Tabii o hikayede aslında içerisinde taş vardır. Günümüzdeki sistemde gibi. Altın arkasında ne altın ne gümüş ne de başka bir şey olmadığını biliyoruz. Fiyat para dediğimiz para arkasında. Ve diyor ki şimdi bu sandıkta benim altınlarım var. Bunlara karşılık 1000 ada lirası para basacağız. Ve her bir aileye 200'er ada lirası para vereceğim ben borç olarak. Tabii yani normal dünyada biliyorsunuz bir faiz dediğimiz olgu var. %5'er de bir faiz alacağız üzerinden. Tabii herkes tamam olur. Gayet tabii düşünmeden normal hayattaki şey günlük bizim modern hayatta karşılaştığımız. Razı oluyorlar ve 1, 2, 5, 10 böyle 50 farklı ada liraları basıyor. Kendisi imzalıyor bankacı bunların her birisini para olarak. Onun sadece para basma yetkisi oldu belli. İmzasını taklit edemiyorlar vesaire. Tabii %5 faizden şimdi 200 çarpı 5 kişiye verdiği zaman ne yapıyor? 1000 ada lirası. Problem şu. Bir sene geçti aradan diyelim ki. Bir sene sonra bunlar %5 faizden her biri ne kadar geriye para ödemesi gerekiyor? 210. 10 lira evet. Ada lirası. 210 çarpı 5 ne ediyor? 1050. 1050 evet. Şimdi 1000 ada lirası verdi bu adadaki bankacı diğerlerine. 50 ada lirası para nereden çıkacak? Çünkü bu adada parayı başka basan kimse yok. Yani bütün para basma yetkisi bu kişiye ait. Ve parayı piyasaya sürebilen o. 50 ada lirası nerede? Nasıl çıkacak? İşte bütün bugün küresel finans sistemi dediğimiz o olgunun arkasında yani borca dayalı para sistemimiz aynı mantık. Hiçbir fark yok. Biraz sonra onu göreceğiz özellikle para üretme süreçlerinde. Ne yapıyorlar? Hepsi bir araya gelse ne kadar uğraşsalar da mutlaka 50 ada lirası birisi karşılayamayacak. Çünkü ortada para yok. Bu para nasıl çıkabilir? Borç aldıklarında insanlar ne yapar? İpotek karşı imza. Onun karşısına 50 ada liralık birisinin malı ipotekli olduğu için bankacıya geçecek. Bankacıya geçtiği zaman ne oldu? 1050 şimdi ada lirası kadar yani 50 liralık bir
yeni para basabilme hakkı verdiniz ona. Çünkü onun mal varlığı içerisinde olduğu için. Evet. Bu sefer ne yapacak? 1050'nin üzerinden yani bir 50 lira da ilave ederek tekrar borç verecek. Bir sene daha bu adacının malı olduğu için bu para. Bir sene sonunda 1050 üzerinden bu sefer bileşik faizle ne olacak? 1050'nin %5'i olacak. Yani 1102,5 ada lirası olacak. Bir sene daha geçtiği zaman 1157. Yani insanların burada özellikle anlamadığı nokta bileşik faiz. Bileşik faiz nasıl bir şeydir? Bu olgudan habersiz insanlar. Yani adada parayı basıyor, şimdi parayı sürüyor ve neticede onun karşısında ne yapıyor? O paranın karşılığı olmadığı için o kadar parayı adacı kendisine transfer etmiş oluyor. Yani evet. Sürekli servetler ne yapıyor? Adacıda, adadaki bankacıda toplanıyor. Şimdi bunu tabii şiddeti şu şekilde artıyor bir anlamda. İkincisi KRS dediğimiz kısmı rezervle gelecek kısmı biraz rezerv. Sonra. En önemli kısmı. Şimdi burada bileşik faizi anlatalım önce. Bunu ben şöyle örnek veriyorum. Soruyorum çok farklı kişilere. Bileşik faiz nasıl bir şeydir? Diyelim ki Atatürk Barajı. 48 milyar metreküp su rezervi. Böyle büyük bir barajı düşünün diyorum. Bu barajda ilk dakikada bir çatlak var. O böyle bir barajdan bir damla su akıyor. Ondan sonra her dakikada bir öncekinin iki katı. Yani bir damla, sonra iki damla, sonra dört damla, sekiz bu şekilde artarak gidiyor. Diyorum ki bu 48 milyar metreküp su ne kadar sürede boşalır? Aynı örneği şöyle verebiliriz. Hint fakirinin örneği vardır biliyorsunuz. İşte Hintli bir kraldan böyle dile benden ne dilersen diye söyler Hint kralı. O bir iyi güzel bir şey yapar. Yani o çok güzel. Dile benden ne dilersen. O da der ki pek bir şey istemiyorum padişahım. Sadece şunu kralım. Bir satranç tahtası düşünün. 64 tane kare var. İlk karesine bir kese buğday, sonra iki kese, sonra dört, sonra sekiz. Bir öncekinin iki katı kadar artırarak bana bir işte buğday verir misiniz? Tabii hay hay. Vezire emreder, ver hemen istediğini yap diye. Vezir biraz sonra gelir. Kralım siz ne yaptınız? Yani bütün dünya, yani daha karelerin çok az bir kısmına geldik ama bütün dünyanın buğday stokları yetmiyor buna. Yani burada bileşik faiz böyle bir şey. Örneğin basit bir örnek verebiliriz. Bugünlerde 30 sene vadeli biliyorsunuz konut kredileri var. Evet. 30 sene vadeli konut kredileri. Diyelim ki birisi 120 bin liralık. Bunu ödeme planlarından da ben teyit ettim. Farklı hem bankalar hem katılım bankaları. 120 bin lira diyelim ki siz kredi aldınız ya da işte kar paylı herhangi bir şeyle neyse fark etmez. 30 sene vadeli bir şeye girdiniz. 30 senede ödeyeceğiniz para, geri ödeyeceğiniz para toplam ne kadardır? 120 bin lira aldınız. Ve %1.05 sizin faiz aylık faiz oranı veya kar payı oranı ne derse. %1.05. Şöyle düşünüyorlar. 30 senede ne olur bu işte yani 25 bin lira, 30 bin lira falan. Şunu dediğimiz zaman hemen şaşırıyorlar. Nasıl olur? 460 bin lira toplam geri ödüyorsunuz siz. 120 bin lira aldığınız zaman yani şu andaki faiz oranıyla aylık %1.05 dediği zaman insan ama hiçbir şey değil ya. Düşük geliyor. Çok düşük geliyor. Veya %0.99 ya hiçbir şey değil. Ama aylık bileşik faizlerini bu şekilde hesapladığınızda ne yapıyor? Böyle bir meblağ çıkıyor. İşte ada hikayesine döndüğümüzde basit formül bu şöyle. Basit herkesin anlayabileceği formül. 70 bölü faiz yüzdesi. Adada bizim %5'ti faiz oranı. Yani 70 bölü 5 nedir? 14. Her 14 senede para ikiye katlanacaktır demek. Yani 1000 ada lirası. 70 ne hocam? 70 bir amplik yani basit formül. Basit formül. Yani basit yani herkesin yaklaşık hesaplayabileceği bir şey. 70 bölü faiz yüzdesi. 70'i 5'e böldüğünüz zaman 14. Her 14 senede 2'ye katlanması. Yani ilk adada bankacı 1000 ada lirası sürdü ya. Evet. 14 sene sonra bu ne demektir? Geriye 2000 ada lirası talep edecek demektir. Ondan sonra 2000, 4000 olacaktır. Sonra 8000. Bu şekilde katlayarak gidecektir. Evet. Böyle bir sıkıntı var. Hocam bir yazınızda gördüm. Belki bu ifade edeceğiniz bu 70 bölü 5'ten yola çıkarak ifade edilebilecek şey şu. Türkiye'de piyasalardaki para miktarının 60 milyar civarında. Evet, evet. 60 milyar civarında olduğunu fakat bankalardaki mevduat oranlarının 700 milyar TL civarında olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Nedir bu? Evet, çok güzel.
Nedir bu konunun? Evet, şimdi geldiğimizde bankacının tabii sonraki biz ıssada hikayesi diye ben yazmıştım bunu ilk defa. Ondan sonra farklı versiyonlarla değişik kaynaklarda yazdık. Orada kısmi rezervi de anlatmak için kattım ben ona. Hatta zeytinyağı bankacısının sonu vesaire diye kısmi rezervi değişik şekillerde anlatmak için. Bu şuradan kaynaklanıyor. Muzam karşılık denen bir şey var. Çok kişinin bilmedi. Ya bu muzam karşılıklar şu oldu, bu oldu. Asıl büyük şey burada çıkıyor. Şimdi adadaki hikayeye döndüğümüzde %10 aslında şu anda bizim Merkez Bankası parayı ne yapıyor? Basıyor. %10'luk fiziksel, yani hepimiz ortada döksek fiziksel olarak paralarımızı, 60 milyarın aşağısında bir para çıkıyor. Peki 700 milyara nasıl ulaşıyor? İnsanlar zannediyor şu. Kredi aldığı zaman insanlar zannediyor ki başka birileri oraya para veriyor ve o parayı bankacı başkasına öyle veriyor. Öyle düşünüyor. Öyle bir şey yok. Banka mevduat topluyor. Ha, banka mevduat topluyor ve onu dağıtıyor. Hiç ilgisi yok. Banka yoktan var ediyor parayı. Yani birisi geldiği zaman diyelim ki ben kredi istiyorum diyor 100 bin liralık. Yani basitte indirgeyerek açıklıyorum evet. Tabii. Süreç biraz daha karmaşık. Yani bankanın diyelim ki elinde 1000 lirası varsa kısmi rezerv sistemi diyoruz. KRS diyoruz buna. Yani böyle şişmesinin nedeni de o. KRS dediğimiz sistemde bankanın diyelim ki elinde 1000 lirası var. Bunun 100 lirasını tutup 900 lirasını ne yapıyor? Kredi veriyor. Tekrar gelen bankaya geldiği için para yatıyor. 900 liranın bu sefer %10'unu tutuyor. 90 lirasını. 810 lirasını tekrar veriyor. Ama şunu basit de indirgersek şöyle söyleyebiliriz. Bankanın elinde 1 lira varsa 900 lira havadan para yaratıyor. 1 lira varsa? Para. 1 lira varsa muzam karşılık diyelim ki bu şekilde ise yani 1-9 oranıysa veya 1'e 10 ne yapıyor? 10 katı kadar para yaratmış oluyor. Yani bankalarda topladığınız zaman şu anda yani bizim piyasadaki fiziksel paraları topladığımızda 60 milyara yakın bir para. Bunlar bizim hatta bir ben bunu örnek verirken şöyle bizim muzip bir arkadaşımız vardı ortaokuldayken. Nisan bir şakası olarak şöyle yapmıştı. 5-6 kişiye ve 1 kişiden de para aldı. Dedi ki ya senin imzan nasıl bir merak ediyorum atar mısın? Boş geldi bir imza attırdı. O imza attı ve üstüne doldurdu. İşte şu şahsa falan şahsa şu kadar borcum var. Çocuk ağlar tabii diğerleri hep. Ya babam beni öldürür keser biçer ne yapıyorsun filan. Ver işte 5 lira 10 lira sana yırtayım bunu. Aynı buradaki hadisedir aslında. Gerçeğidir. Çünkü birisi gitti diyelim ki ne yaptı? Kredi istedi bankadan 100 bin lira. İpotek karşılığı aynı ısladığına benziyor ama o karşılığında bir şey de yok. Orada havadan para yaratıyor. Yani bilgisayar kaydından ibarettir o. Ortada bir fiziksel bir şey olmasına gerek yok. Diyelim ki benim burada 100 liram var. 100 lira cebimde sadece para var. Şimdi siz dediniz ki ben bankayım diyelim ki 100 lira bana işte veya katılım bankasıyım hiç fark etmiyor. Şu kadar paylı veya faizli 100 lirayı %5'le faizle verin dediniz. Buyurun tabii Mustafa Bey veriyorum size 100 lira. Başka arkadaş da geldi ona da verdim. Şimdi ben size parayı verdiğim zaman 100 lirayı bankacılık sisteminde ne yapıyoruz? Siz getiriyorsunuz tekrar bankaya para yatırmıyor musunuz? Evet. O bu cepten çıkıyor para diğer cebe giriyor. Bankacılık sistemi. Bankacılık sistemi. Aynı bankaya olmak zorunda değil. Değil. Çünkü A bankasından birisi alıyor krediyi diyelim ki 100 bin lirayı. O dönüyor dolaşıyor ne yapıyor? B bankasına veya aynı bankanın başka şubesine. Aynı bankanın başka şubesinde hiç problem yok zaten. Zaten sistem içerisinde düşük faizde Merkez Bankası'nda ne yapıyorlar sürekli? Düşük faize para alıyorlar. Evet. Merkez Bankası çok düşük faizde. Örneğin Fed biliyorsunuz Amerika'da %0,5 faizde şu anda. Hani parasal genişleme adı altında. Çok düşük faizlerle basıyor. Yani birbirlerinden daha düşük faizlerle bu şekilde alıyorlar. Neticede aynı bankaysa zaten hiç sorun problem yok. Yani aynı çünkü benden alıyor diyelim ki bu cepten aldı oraya koydu meselesini açıklarken başka birisinde o bankadan diyelim ki alıyor o da buraya getiriyor. Yani istatistiksel olarak baktığımızda yani sistem içerisinde hepsi aynı sistem içerisinde yer aldığı için 10 katı kadar bu şekilde para üretilmiş oluyor. Yani aslında para falan yok ortada. Yani bankanın kesinlikle verdiği o fiziksel para var ya çıkıyor hemen çok kısa bir süre tekrar bankacılık sistemine geri döndüğü için para buradan çıktı buraya geldi. Biraz sonra başka arkadaş geldi. Hocam bir 100 lira daha ver bankadan. Al sana da %5 faizde ona da verdim. Bu cepten çıktı bu sefer bu cebe girdi. Bakın 100 lira piyasa yani 60 bin lira diyoruz ya. Yani 60 milyar lira. 60 milyar lira piyasada fiziksel para var. Hepimiz boşaltsak bu kadar.
Bu para bankalarda olan kısmı da belli. Bu parayı sürekli ne yapıyorlar? 9 kere, yani 9 kere bunu satıyor. 9 kere kredi olarak satıyor. Tabii yani buna diyoruz ki para yaratma süreci diyoruz. Banka kredi verdiği anda para yaratmış oluyor. Bilgisayar kayıtlarında bir kayıt. Aynı o Nisan 1 şakasındaki arkadaşın durumu. Şimdi yarattığı parayı geri öderken ne yapıyor? Geri ödediği zaman geri ödüyor. Öderken piyasadaki fiziksel parayı çekiyor. Çünkü kendisi yarattı yani kağıt üzerine yardım ama döndürürken ne olacak? Fiziksel olarak para gelmesi lazım ona. Öderken yani insanlar. Evet. O geldi bir. Şimdi hepsi ödendiği zaman alıp para cırt yırtıyor atıyor. Yani kredi verdiği zaman hani ipotek vesaire hepsi bitti ya. Evet. İpotek kalkıyor. Hepsini yırtıyor atıyor. Ama orada çok önemli bir gerçek var. O da nedir? Faizini yani bu sistemde faizini kimse üretmiyor. Yani o faizi diyelim ki parayı banka yarattı. Getirdiğinde vatandaş kredi aldım diyen vatandaş getirdiğinde parayı yok etti. Ama faizini kim üretiyor? Faizini üreten yok. O faiz işte aynı adadaki örnek gibi 50 lira kayıp olan 50 lira var ya. Evet. Toplumdan çıkarak ne yapıyor? Bu bankacılık sistemine sürekli toplanıyor. Bankacılık sistemi yani bir kara delik gibi önce parayı sonra bütün yani servetleri mal ne varsa hepsini emiyor. Bugün bakın bankaların hepsi gayrimülk vesaire zenginidir. Doğru, doğru. Yani listelerine bakın portföyünde neler olduğunu. Herkes biliyor bunu. Bakın bugün senede bütçede bu sene ne kadar ödeme yapıyoruz? 50 milyar lira. Faize giden mi hocam? Faize. Sadece faize giden 50 milyar. Bu 50 milyar lira nereden çıkıyor? Kabataslak hesaplayın. 600 milyar lira dedik ya. 600 milyar liranın %10'dan faizini hesaplarsanız yaklaşık ne ediyor? 60 milyar veya 50 milyar. O zaman aynı havadan yarattığı paranın şeyini aslında bizden piyasadaki para kadar biz faiz mi ödemiş oluyoruz? Aynen öyle. Yani bir de çok güzel burada güzel bir şey noktayı açtınız. Bir ara teğet geçme meselesiyle bir yazı vardı bizim. Pardon. Evet benim notlarım arasında evet. Da var. Ne dedi hocam? Şimdi 2002 yıllara baktığımızda kullanılan kredi, tüketici kredileri vesaire oranı 2 milyar civarında. Bu her sene katlayarak gitmiş. Şu anda 219 milyar lira para var piyasada. Hocam, tüketici kredisi var. Hocam zannediyorum uzun sürecek teğet geçme meselesi. Hı. Teğet geçme meselesine hiç girmeyelim. Bir kısa ara vereyim. Tamam. İkinci bölümde devam edelim. Tamam oldu. Değerli izleyiciler konuğumuz Profesör Doktor Gültekin Çetiner. Siz de müşahede ettiniz. Umarım borca dayalı para sistemi ve bu bankacılık sistemiyle beraber kurulan finans sistemiyle beraber insanımızın alın terinin nasıl sömürüldüğüne dair delilleri, ispatları böyle anlaşılabilecek örneklerle hocamızdan dinlemeye devam edeceğiz. İkinci bölümdeki ilk konumuz teğet geçme meselesi. Şimdi kısa bir reklam arası. İkinci bölümde yine sizlerle beraberiz. Konuğumuz Profesör Doktor Gültekin Çetiner Bey. BDPS, borca dayalı para sistemi, dünya ekonomik sisteminin nasıl dizayn edildiğine dair yani öyle ilginç tespitler, öyle ilginç yorumlar var ve bu yorumların neticesinde de tabii mevcut çıkmazların, mevcut içinde bulunan ekonomik krizlerin nereden kaynaklandığının delilleri aslında Gültekin Çetiner hocamızın ifadeleriyle anlamını buluyor. İlk bölümde kaldığımız nokta teğet geçme meselesi, krizin teğet geçmesi vesaire gibi deyimlerin artık bizim de literatürümüzde yer almasından dolayı BDPS ile teğet geçme, bu krizlerin teğet geçmesi arasındaki ilişki nedir sorusunda kalmıştık. Hocam oradan devam edelim. Sonra ben bu şeyi merak ediyorum. Enflasyon nasıl oluşuyor? Bunu merak ediyorum. Onu soracağım. Buyurun. Bu teğet geçme meselesiyle ilgili bir yazı yazmıştık. Sizin de dediğiniz gibi teğet geçme meselesi ararsa okurlar bulurlar. Bir resim çizmişti sağ olsun. Birlikte Ömer Mücevher Bey'le onu dizayn ettik. O bizim tavsiyelerimiz doğrultusunda o hazırladı. Orada daireler var iç içe biliyorsunuz. Tam ortasından geçen bir kesim var, fakir kesim. Bundan sonra orta kesim önemli kısmı gidiyor. Zengin kısmı teğet geçiyor. En son bankalar bu sistemin dizaynı gereği. Orada herhangi bir teğet geçme hadisesi falan yok. Ona şurada bazı bunu nereden özellikle çıktı? Bir soru önergesiyle bir bakanımıza sormuş herhalde. Yıllara göre tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında artışı baz almıştım ben. 2002 yılında 6 milyar 605 milyon lira tüketici kredisi kullanılmış.
2003'te 12 milyar küsur, 2004'te 26, bu şekilde artarak her sene katlanarak gidiyor. Ve en sonunda 2011 yılında 219 milyar lira tüketici kredisi. Eski parayla katrilyon hocam. Evet. Yani 219 milyar lira TL, evet. Evet, TL. Ortada dediğimiz gibi ne kadar para var? 60 milyarın altında para var. Yani bu ne demektir? 60 milyar para. Isırada'daki o 50 lira örneği var ya, kayıp örnek, evet. Nereden gelecek diye. İşte yani tüketici kredileri kullanılmış. Bu şunu gösteriyor aslında. Piyasada bizim para dediğimiz şey, hani 600 milyarın üzerine dedik ya, 700 milyar civarında. Evet. Aslında para sanal olarak, yani para yok ortada. Fiziksel bir para yok. Bu para nasıl var olmuştur? Borç vererek. Yani bu şuna eşittir. Borç eşittir para. Veya para eşittir borç. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor. Bu sistemde borç yoksa para da yok. Bazı insanlar borç alması gerekiyor ki ortada para olsun. Çünkü para nedir? Kredi. Kredi aldığı zaman birisi sanal olarak para yaratıyor. Buradan şu çıkıyor bakın. 219 milyar lira tüketici kredisi kullanılmış. Yani bunlar geri ödemeye kalsa piyasada 60 milyarın aşağısında para var. Evet. 60 milyar farkı nedir? 219-60. 20 desek 160 milyar. 160 milyarı nasıl ödeyeceğiz? Biz bankaya verdiğimiz zaman sanal havadan para yaratamıyoruz vatandaş olarak. Gerçek para ödememiz gerekiyor. Evet. 160 milyar ne demek? Bankalara aktaracağız demektir. Yani o yüzden bu sistemde yani 2 artı 2 eşittir 4 gibi biz kredi aldığı zaman insanlar o kredi alma neticesinde borçla yaratılan paranın bütün o faizini toplumca ödüyoruz. Yani onun için 600 milyar lira dediğimiz gibi bir sanal paradan bahsediyoruz ya. 50 milyar gibi bir ortada ne var? Bu seneki bütçede 50 milyar tek kalemde faize gidiyor. Bu sistemden kaynaklanıyor. 50 milyar faize gidiyor ne demek? 50 milyar kabatarsak baktığınızda şu anda yaklaşık orta büyüklükteki 2000 tane üniversitenin bütçesi demek bu. 2000 tane? 2000 tane üniversitenin bütçesi demek. Yani 1 milyon 700 bin öğrenci genç sınava giriyor. Biz onlara yeterince üniversite hazırlayamıyoruz. En son 165'e çıktı. Yani şu üniversite arzını çok rahat artırabiliriz. 500'e 1000'e çıkmaması için hiçbir neden yok. Ama bu sistemde para üretebilmek için, yani biz paranın zaten 9 katını bankalar üretiyor dedik ya. Evet. Havadan yaratıyor, kredi vererek. Diğer taraftan paranın bir de devletçe üretilen tarafı var ya. Devlet, evet. Paraları, yani öyle bir safsata var. İnsanlar, çok kişi de parayı kim basar? Devlet basar. Öyle bir şey yok ortada. Yani para kimin dediğimizde, yani para üretim mekanizmasına, fiziksel paranın üretim mekanizmasına bakıyoruz ki %10 bu sadece. Bunu basarken de devlet nasıl basıyor? Devlet tahvili, işte hazine bonoları, pek çok şey biliyor. Pek çok insan duyuyor bunları. Nedir devlet tahvili veya bonosu? Hazine bonosu. Yani kabatasak baktığımızda farklı şeyleri var. Bu bizim rezervimizde bulunan, ne bileyim işte kasamızda bulunan para diye ifade edilen miktar şeyler. Devlet tahvili aslında veya bonolar borçlanma senedinden başka bir şey değildir. Yani devlet diyelim ki 5 milyar liralık para basmak istiyor diyelim. 5 milyar lira para basabilmek için borçlanma ihalesine çıkar. Borçlanma ihalesine toplanırlar bunlar, işte nasıl, kimler temsilciler, işte bankalardan vesaire. Kaçtan borçlanalım derler. İşte bankalar daha çok faiz, işte faiz lobisinden falan başbakanımız da bahsediyordu ya. Yani evet. Ondan çok özellikle rahatsız şekilde. Ne yapıyor onlar? Daha yüksek faiz tabii almak istiyorlar. Devlet öte yandan daha düşük faizle borçlanmak istiyor. Devlet tahvili dediğim şey aslında devletin bankalara para basabilmek amacıyla borçlanmasıdır. Yani devlet basmıyor parayı. Bankalardan parayı çekiyor önce ve onlara borç senedi, yani tahvil piyasaya çıkarıyor. Bu tahvilin karşı Merkez Bankası neticede düştüğü zaman Merkez Bankası cırt bunları yırtar. Yerine gıcır gıcır yeni paralar basar. Tahvilin karşı budur. Yani tahvil eşittir ne anlama geliyor? Devletin borcu. Borcu. Yani Merkez Bankası'nın parası bunlar. Mal olarak baktığımızda bir mal artık para yani piyasada. Devlet Bankası, Merkez Bankası'nındır. Merkez Bankası %10'luk piyasadaki 60 milyarlık para diyoruz ya, evet. Kabatarsak. Onu ne yapar? Bankalara nasıl verir? Faizle. Çok düşük faizle tabii. Yani başkalarına vermez o. Bankalara verir. Bankalara daha fazla faizle hem onları hem de havadan 9 katı para yaratarak bu şekilde verir. Isızada'daki olay 9-10 katı böyle
büyütülerek özellikle KRS dediğimiz kısmı rezervle halka bu şekilde ne yapar? Gider ve neticede faiz olarak geri döner. Hem devlet borçlanıyor hem de vatandaş. Yani mekanizma her iki tarafta da aynı. Neticede bütün üretilen paraların hepsi borçlu. Sadece devletin ürettiği para ne kadardır biliyor musunuz? Gerçek. Madeni paralar var ya cebimizdeki. Evet, evet. Çıkarın. Onlardır. O da 1 milyar kadarmış. Geçen bir arkadaş araştırma yapmış. 1 milyar dolar. Bunlar darphane basar. Darphane devletin. Evet. Diğeri Merkez Bankası'nın banknot matbaasına basılır. Kağıt paralar. Üzerine zaten bazen spekülasyonlar falan da yol açtığı söyleniyor. Hani kağıt parayı bazen ben diyorum. Kağıt parayı kim basar? Çıkarın bakın. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Evet. Cumhuriyeti demiyor orada. Neden genellikle hocam? İnsanlar. Çünkü Cumhuriyet Merkez Bankası bir anonim şirkettir. Yani devletten bağımsızdır yani adeta. Yani devletin baktığım zaman söz hakkıyla veya diğer bankalar arasında bunu dünkü yazısında çok güzel irdelemişti. Profesör Mete Gündoğan bir yazısı vardı. Orada özellikle onlar daha çok para basma ile ilgili hususlarda biliyorsunuz Merkez Bankaların Bankası denen bir BIS var. Bank of International Settlements dediğimiz Basel'de. Oradaki toplantılara sürekli katılırlar. Yani oradan etkilendiklerin ile devlet arasındaki bağlantıya baktığımızda daha çok oraya bağlılar adeta. Yani bu özellik dedikleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın... Cumhuriyet Merkez Bankası anonim şirketi. Anonim şirketi. Ortaklık yapısı ne hocam bunun? Ya ortaklık yapısı aslında çok da fazla önemli değil. Yani burada biz sistemi sorguluyoruz ya. Ha, sistem burada. Evet. Yani çünkü bu ortaklık yapısı diyelim ki devletin bile olsa bu, %100 devletin bile olsa bu sefer ne olacak? Yani parayı borca dayalı bastığınız zaman yani BDPS ile borç olarak piyasaya arz edecek. Yani bu sefer devlete çekilecek. Ha. Yani halkın bütün kazançlarını bu sefer devlet almış olacak. Bir de bileşik faizle. Ama asıl bu sistemde kazananlar o da ondan ziyade daha çok bankalar. Niye? Çünkü 9 katı parayı ne yapıyorlar? Havadan yaratıyor bunlar. Var ortada edeyim. Bir reel para yok. Yani 9 katı parayı oluşturuyor ve vatandaşa veriyor. Vatandaşı borçlandırıyor. Vatandaş zaten üretiminin ortaya koyduğu çabasının, gayretinin ürettiği değeri bir şekilde sömürme metoduyla aynen alıyor öyle. Ve kendi hanesine artı olarak yazıyor. Aynen öyle. Şimdi bir burada hemen aklıma geldi unutmadan. Geçen seneki bankaların karı ne kadardı? Belki bilenler arkadaşlar. Ben hatırlamıyorum hocam buyurun. Düşmüş karları 19 milyar civarında. 19 milyar. Piyasada 53 milyar civarında diyelim ki para olduğunu, fiziksel para olduğunu düşünelim. Üçte biri. %30'un üzerinde. Hangi sektör, reel sektörde hangisini ele alırsanız alın. Bankaların o kadar bütün yani her şeyine rağmen bu kadar kar elde edebiliyor. Kar marjı bu kadar yüksek olan başka sektör var mı? Yok. Neden? Çünkü KRS dediğimiz kısmi rezerv sistemiyle. Yani biz burada tabii sistemi sorguladığımız için yani Merkez Bankası ve bankalar. Biz Merkez Bankası ve bankacılığa karşı değiliz. Borca dayalı para sistemi ve KRS parayı ölçü olmaktan çıkarıyor ve bütün servetleri buraya topluyor. Yani bu mekanizmayı kaldırdığınız anda iki mekanizmayı yani onlar sadece hizmetlerinden kazanan kurumlar olarak yer alacak kurumlar. Fakat KRS ile 600 milyar para yoktan var ediyor. Olmayan para. Yani düşünün hatta bazı hocalar onu dersi öyle anlatır bankacılık dersinde. Bankacılık yani bir ürünü çok farklı kişiye sattığı halde tutuklanmayan kişidir diye. Yani bu şekilde anlatırlar. Çünkü 1 lira varsa onu 9 kere satıyor. Düşünün bir otel odası rezerve edeceksiniz. 9 ayrı müşteriye satıyor. Gidiyor 9 ayrı müşteri aynı oda. Yani mümkün değil. Hatta onu biz zeytinyağı bankacısının sonu diye bir yazıda anlatmıştım ben. Yani fiziksel bir şeyle bunu sürdüremezsiniz. Fiziksel bir şey KRS dediğim sistem. Çünkü bankadaki o şey ıssadadaki 50 lira örneğin veriyoruz ya. Onu siz bir altın olduğunu düşünün diyelim ki. Katlanarak bileşik faizle yani siz diyelim ki bir banka havadan para var ediyor. 120 bin lira kredi havadan yazıyor. Yazdı bir al sana şu kadar borç diyor. Onun ipotek işte altın aldı o imza karşılığında. Onun altın olduğunu düşünün. Şimdi Türkiye'deki altın 5000 ton deniyor ya. Evet. 5000 tonu KRS ile şu anda %20 munzam karşılık diye topladıklarını düşünün hepsini. 5000 ton altının hepsini topladılar. Munzam karşılık %20 altında şu anda. Yeni çıktı yani. Evet. Yani bu ne demektir? 5000 ton altın
Bir de ona hem kar payı hem de faiz vesaire bunlar da vereceklerini söylüyorlar. %1,5-2,5 arasında. Yani %2 olduğunu düşünün. 5000 tonun %2'si nedir? Yani aşağı yukarı... 100 kilo değil mi hocam? Evet. 100 kilo. Ton mu? O kadar altını... Doğru. O kadar altını ne yapıyor? O kadar altını sistem ne yapıyor? Çekmesi lazım. Nerede bu altın? 5000 ton bütün Türkiye'nin altını diyelim ki. Bu bir de bileşik faizle gidiyor. Yani %2,5 hani 2 olduğunu düşünün. 70/2 hani var diye bizim formülümüz. Evet. 70/2 35 senede ne demek? 5000 ton 10.000 ton altın geri dönmesi demektir. Nerede bu 5000 ton? Fiziksel bir şeyi havadan yaratamazlar yani. Ama orada yani sanal elektronik üzerinde yaptıkları şey şu anda tehlikeli bir şekilde altın üzerinde yapıyorlar. Yani hocam şimdi bu ıssız adı örneğinde çok güzel bir örnekti o. Gelen e-maillerden de bir soru var. Onu ben size sormak istiyorum. İşte o aileler adaya çıktı. Kiminin kendine göre özellikleri var. Marangozdu vesairdi. Evet. Sonuçta oradan adadan ayrılamayacaklarını düşündüler. Bir medeniyet kurdular. Bir bankacı geldi. Bu bankacı bunlara işte aralarındaki takas veya ticaretin veya ihtiyaçlarının giderilmesi adına birbirler arasında meşhur deyimiyle barter yapıyorlardı. Evet. Ama tonlarca buğdayı bir evle değiştirmek gibi böyle mümkün bastı. 1050 lira %5 %10 faiz uyguladı. Evet. 50 lira. %5'te 50 lira. Evet. %5 uyguladı. Evet. 50 lira piyasada yok. Aynen öyle. Şimdi 50 lira yok. 1000 liraydı asıl üretilen mal ve değer değil mi? Evet. 1000 liraydı ama bankacının devreye girmesiyle bir sene sonra 1050 lira olması gereken mal ve hizmet var. Neyse. Ama yok. Aslında doğru. Aynen öyle. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. 1000 lira mal ve hizmet var aslında ortada. Evet. Hala 1000 lira. Bir artış falan yok. Yok. Ama 50 lira var. Enflasyon bu mu? Aynen öyle. Çok güzel. Yani o 50 liralık fark kadar para ne yapıyor? İpotek karşı mal ve hizmet üretilen fazladan bir şey yok. Adadaki bir vatandaşın, ailenin veya birkaç ailenin neyse birlikte 50 ada liralık malını, servetini, hizmetini neyse mal tabii hizmet orada şey olarak hizmeti şey yapamıyoruz. Adacıya geçmesi demek. Şimdi 50 lira adada ona karşı tabii adadaki bankacın olduğu için ona karşılık para ne yapabilir? Basması da gerekir. Evet. Basmasa ne olur? Bileşik faizle ortadaki bütün kağıt para çekilir. Para kalmaz ortada. Para ekonomide bir adeta bir kan gibidir. Yani bu ilave parayı mutlaka basması gerekir. Şimdi mal ve hizmet aynı. İlave parayı bastığınız anda sizin de aynen dediğiniz gibi enflasyon budur. Ama tabii enflasyonun bu şekilde yükselmesini istemez bankacı adadaki. Niye? Yani bir taraftan ne yapıyor? Şey yaptığı zaman, yükseldiği zaman yani bu aslında doğal denge. Yükseldiği zaman bu sefer mal ve hizmetlerin fiyatı artacak. Evet. Adacının aldığı o faiz ne yapacak? Bir anlamda nötrleşecek. Hiç anlamı kalmayacak. Peki adacı, adadaki bankacı pardon, ne yapar bu durumda? Yani enflasyon yükseldiği halde kazanmaya, şimdi enflasyon yükseldiğinde kazancı tabii eskisi gibi değil. Çünkü faiz kadar yükselecek o da. Faiz farkı kadar. Böyle bir durumda işte adacı ne yapacaktır? Bankacı. Bankacı piyasadan yapay olarak parayı çekecektir. Fiyat istikrarı, merkez bankalarının ana amacı... Bakın hepsinde fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarı nasıl sağlarsınız? Yani şimdi fiyatlar ne yapacak? Yükselecek otomatikman. Fiyatların yükselmesini istemiyor. Yani kaybediyor. O zaman ne yapar? Faiz oranlarını yükseltir. O bankacı faiz oranlarını yükselttiği zaman adadaki diyelim ki yüksek miktarda kazanan diyelim ki marangoz ev yapıyor. Yüksek katma değerli bir şey üretiyor. O ne yapabilir? Bir miktar diğerlerine göre daha iyi durumdadır. O bu sefer bankaya kendisine ortak edecek. Diyecek ki işte şu kadar faiz oranlarını yükselttim. Faiz oranlarını yükselttiği zaman ne yapacak? O da bankaya yatırıp kendisi faiz almaya çalışacağı için piyasadan para azalmış olacak. Yani piyasada para azaldığı için yapay olarak aslında para sistemde fazla. O 50 liralık fark fazla ama piyasadan çektiği anda yapay olarak otomatikman ne yapacak? Fiyatları düşürecek. Yani enflasyonu düşürecek. Ama enflasyonu düşürmesi demek Merkez Bankası'nın veya o bankacının aslında kazanmaya devam etmesinin garantörlüğüdür aslında. Bugün Merkez Bankaların konumuna baktığım zaman maalesef.
Hocam şu cümle önemli bulduğum için yazılarınızın birinde aldım. Özgürlüğümüzle aramızdaki engel zihnimizdeki öğrenilmiş çaresizlikten başkası değildir. İnsanların öğrendiği çaresizlik iki nokta bu sistem değiştirilemez. Evet. Peki BDPS, KRS, bu ekonomik sistem, kurulan ekonomik sistem, bankaların 1 lira reel para varken 9 lira para üreterek insanları sürekli borca dayalı bir sistemle evet. sömürü çarklarını devam ettirmeleri. Evet. Türkiye'de geçen yıl işte bankaların toplam karının 19 milyar TL ki piyasada dolaşan reel paranın 1/3 olması. Bütün bu sistem insanlar şu anda bu sistem yıkıldığı anda evet. yani seçimlerin kaderini belirleyen de belki bu oluyor. Bu sistem yıkıldığı anda veya bu düzen bozulduğu anda mevcut durumumuzdan daha kötü bir duruma gitme ihtimalimiz var düşüncesiyle. Aynı zamanda bu yumurta tavuk hikayesi gibi olmayacak mı? Buna nerede dur demek veya nasıl bu sistemin değiştirilmesi sizin dediğiniz şekliyle bu öğrenilmiş çaresizlik nasıl bertaraf edilecek? Aslında burada öğrenilmiş çaresizlikle ilgili bir yazımızda değişik örnekler de vermiştik. İşte pire sirkinden bahsettik, turna balığı vesaire. Onlar nasıl, onun içerisinde bahsetmişim onu. Okurlar onu öğrenilmiş çaresizlik veya öğretilmiş çaresizlik başlıkları altında yazmıştım. İncelerler o örneklerde. Bu sistemde aslında baktığımızda, yani adadaki hikayeye baktığımızda 1000 eşittir ana para, bir sene sonra 1000+50 gibi matematiksel formül çıkıyor. Yani böyle bir matematiksel formül mümkün değil. Yani onun ölçü aracı olma vasfını kaldırıyor ortadan. Yani çok güzel bir ifade var. Bugün tam gelirken tweetlere bakıyordum. Bizim Profesör Mete Gündoğan atmış çok güzel. Bu sistemde BDPS'de kuş nedir? Para, tazı Merkez Bankası. Yani şimdi onların yapmaya çalıştığı bu sistemde aslında nedir? Yani kuşa uç diyor. Yani bu sistem içerisinde. Yani uç demesi KRS ile bankalar istediği gibi havadan para yaratıyor. 9 katı şu anda. Ondan sonra Merkez Bankası'na diyor ki sen diyor şimdi kontrol et. Yani enflasyonu kontrol et. Fiyat istikrarını sağla vesaire. Mümkün olmayanı başarmaya çalışıyorlar. Yani şu anda yapılmaya çalışan mümkün olmayanı başarmaya çalışıyorlar. Yani Avrupa toplumundaki olaylara bakalım. Avro bölgesinde, Amerika'da sizin dediğiniz gibi Amerika borçlarını neden ödeyemez? Çünkü hepsi onda da borca dayalı olarak üretilmiş. Habire dünyaya yani para üretip gönderiyorlar. Ama o üretilen para nedir? O da borca dayalı basıyor. Fed basıyor mesela orada Amerika'da. %0,5 faizle basıyor. Dünyanın her yerine gönderiyor. Şimdi bu paraların birden geriye fiyat para dediğimiz biliyorsunuz arkasındaki güvene dayalıdır. Arkasında bugün ne altın vardır ne gümüş hiçbir şey yok. Yani 1971 yılında altın penceresi kapatılmasıyla birlikte hiçbir şey yok arkasında. Yani kağıt para sadece onunla olan güven veya ona olan taleplidir. Sadece algısı mı hocam şu an? Algısı ve ona olan ihtiyaç. Yani bugün küreselleşme olayına baktığımızda bütün iş doların kullanılmasıdır yani. Nasıl kullanıyorsunuz? Siz petrol almak için dolar kullanıyorsunuz. Başka çareniz yok. Veya yurt dışına ihracat yapacaksınız. Yani öyle algılatılıyor. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey var ya. Evet. Merkez Bankası'nda 90 milyar dolar para tutuyoruz biz. Niye tutuyoruz? 90 milyar dolar para tutuyoruz Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası niye başkalarının riskini üzerine alıyor? Yani başkalarının orada 90 milyar dolar tutması demek hani ıssız adada örnek verdik ya. Evet. Nasıl piyasadan çekiyor? İşte talep yaratıyor. Yani 90 milyar o tutuyor. İşte 3 trilyon dolar vesaire Çin tutuyor. O tutuyor. O talep oradan doğuyor. Yani insanlar kullandıkça baktığımızda aslında 1971 yılında bu para sistemi yani BDPS dediğimiz sistem çökebilirdi. Yani nasıl oldu biliyorsunuz. 1971 yılında krizler yaşandı vesaire. Hatta denilir De Gaulle uçağına şeyleri doldurdu dolarları. Gitti Amerika'dan karşısında altın almak istedi. Baktılar ki arkasında altın falan yok artık. Yani üretildikçe üretiliyor. Evet. 1971 yılında. Ne yaptı Nixon? Dedi ki tamam tek taraflı olarak biz bu altın penceresini kapattık kardeşim. Yani dendiği anda ne olması lazım? Bu sistem göçmesi lazım değil mi?
Ama nasıl ondan sonra bu sistem göçmeyi bırakın bizzat ayağa kalktı. Çünkü orada çok önemli kazanım vardı. Bir yazıda da bahsetmiştim ben. Arabistan'la biliyorsunuz, Suudi Arabistan'la o zaman petrol yayılmaya başladı bütün dünyaya. Evet. Komşularına karşı koruma diye bir anlaşma işte yaptılar. Onun karşısında iki imtiyaz elde etti. Birincisi kesinlikle ve kesinlikle petrol sattığı zaman dolar dışında herhangi bir şey para kullanmayacak. Ne altın ne başka bir şey hiçbir şekilde kullanmayacak. İkincisi de dolar döngüsünü tamamlayan tahvil, borçlanma diyoruz, devlet borçlanması. Fazla gelirleriyle şey alacak. Yani Amerikan tahvilleri alacak. Ve ondan sonra artık arkasında şey olduğu için petrol. O zaman Georgetown Üniversitesi'nden İbrahim Uveysi diye birisinin ortaya attığı bir şeydir bu. Petrol dolar kelimesi de oradan çıktı. Yani artık altın arkasından gitti fakat adeta petrol geldi arkasına. Bir nevi oyun hocam bu yani. Şöyle yani altın, evet De Gaulle çok mantıklı bir şey yapmış. Madem öyle parayı bir mal karşılığı basıyorsunuz, bir değer karşılığı basıyorsunuz. Alın dolarlarınızı, verin altını. Yok altın piyasada. Tamamen BDP'si üzerine işleyen bir sistem var. Ama bu sefer bu sistemi ayakta tutan Suudi Arabistan oldu. Öyle mi? Yani petrole olan işte bütün insanlık ortak olarak şey yaptı. Ne yaptı? Petrole olan ihtiyaç nedeniyle onlar da petrolü satarken dolarla satınca hani doların arkasında bir mal var aslında. Petrol olmuş oldu. Evet. Yani bunun arkasında zaten çok önemlidir. Petrol dolar diye bir yazım da vardı. Biliyorsunuz Irak'la ilgili olayda Saddam çok önemli bir karar vardı. Yani o ambargodan sonra belirli bir insani işte gıda yardım vesaire adı altında petrol satmasına izin verildiği zaman Saddam bir açıklama yapmıştı. Ne demişti? Yani biz artık doları değil petrol satarken avroyu kullanacağız dedi. Ve dip yapmıştı avro o zamanlar. Avro ondan sonra tırmanmaya başladı. Ama o da onun bir anlamda sonu oldu. Libya'daki önemli olaylarla ilgili Libya'da dünya nasıl aldatıldı diye bir yazı yazmıştım. Libya'daki önemli olaylardan birisi de biliyorsunuz Kaddafi'nin Afrika'da ortak bir para birimine geçmek istemeleri. Petrolü de dedi ki bundan sonra dolar üzerinden satmayacağız. Altın üzerinden satacağız dedi. Altınla satmaya karar verdik dedi. Yani önemli, yani bundan çünkü arkasında duran bu sistem neticede dediğimiz gibi BDP'se istedikleri kadar basıyorlar. Yani böyle bir durum söz konusu. Yani bu altınla ilgili olay çok aslında da geniş. Bugünlerde de yarsızlık altındaki peki, işte 5000 ton altın vesaire gibi şeyler var ya. Hocam bu Wall Street Journal yazmış bunu. Evet. Yani 5000 ton civarındaki yarsızlık altı altınların Türkiye'nin nakit evet. açıklarını kapatma ve yeni para yaratma aracı olarak önermiş. Şimdi onun peki daha eskisini buldum ben. Financial ne? Times, İngiliz Financial Times'ta daha sonra o yazı yazdıktan sonra Daniel Dombey diye birisi Eylül'de yazmış o. 2011, Eylül 2011'de. Orada açıkça Türkiye'nin cari açıklarını kapatabileceği bir araç olarak öneriyor. Yani bu örneğin yazıda Türkiye diyor önümüzdeki sene 200 milyar dolar civarında bir borç ödemesi yapacak diyor. Ayrıntılarını da almışlar. O ayrıntılarda bakıyoruz. Yani baktığımız o ayrıntılar içerisinde 60 milyar dolarlık bir rakam bankalara ait. Yani şu anda dış borç hani az gözüküyor ama özel kuruluşların dış borcu var gözüküyor. O özel kuruluşlar dediğimiz aslında çoğu bankalar. Bankalarla ilgili ben çoğuna baktım. Asıl borçların çoğunluğu oralarda toplanıyor. Yani nasıl borçlanıyorlar? Dışarıda biliyorsunuz %0,5'la Fed basıyor evet. doları. Evet. Oradaki diyelim bankalar %4'le veriyor. Oradaki bankalar uluslararası banka ise burada zaten Türkiye'de çalışması nedeniyle %0,5'tan aldığını düşünün. %0,5'tan aldığı faiz. Türkiye'deki tahvil, devlet tahvil borçlanmaları var ya. Evet. Ne kadardır Türkiye'nin borçlanması? %8,5. %0,5 faizle oradan alıyor. Buraya getiriyor. Türk parasına çeviriyor. %8,5 devletten alıyor tahvil. Hepimizin toplumca cebimizden çıkan şey, rakam. Aradaki fark %8. Ne yapıyor kendileri? %0,5'da oraya gidiyor. Veya %4 nasıl anlaştıysa. Yani sürekli sıcak para diyoruz ya. Sıcak para sürekli geliyor. Şimdi Merkez Bankası 90 milyar dolar kasasında para tutuyor Türkiye'de. Niye tutuyorsunuz?
Yani bankalar oradan sıcak parayı alsın, getirsin burada çevirsin, kazansın, böyle tatlı tatlı kazansın da diye mi? Madem öyle, risk niye yani devletse mesela, niye biz toptan alıyoruz bunu? Yani tutma kasanda yani ne olur? Yani özel sektörün, diğerlerinin riskini niye alıyorsun? Yani şöyle düşünmek lazım. Yani biz paradigma dışı düşündüğümüz için. Yani birisi var diyelim ki, biz 75 milyonluk bir pazarız. Çok güzel bir pazar. Dışarıdan habire ne yapıyoruz? Alıyoruz bir şeyler. Evet. Yani ithal ediyoruz. İthal ederken biz dolara ihtiyaç var diye ne yapıyor? Dolar rezervi tutuyoruz. Dolar rezervi tutuyor. Ya kardeşim, biz zaten neyiz? Bir güzel pazarız. Müşteri varsa bu müşteriye dolardan da satar, dolarla da satar, altınla da satar, her şeyle satar veya takasla satar. Uluslararası piyasada takasla geçiyor. Bugünlerde biliyorsunuz İran'la ilgili konular var. Evet. Ne yapıyorlar? Şu anda İran'dan diyelim ki alırken Hindistan ve Çin altınla almaya karar verdi. Yani siz güzel bir pazarsanız niye o riskleri siz alıyorsunuz? 90 milyar dolar, bakın yani bu Financial Times İngiliz diyor ki Türkiye'nin diyor yani 90 milyar dolar rezervi var diyor. 75 milyar dolar açığı var. 132 milyar dolar diğer borçları, özellikle bankalar vesaire, dış ne oluyor? 200 milyar dolara yakın dış borç yani ödenecek. Ödeyeceği, 2012'de ödeyeceği. 2012'de ödeyeceği rakam bu diyor. Yani bu kadar para ödeyecek. Önemli fark var diyor. Bu sıkıntı diyor. Bu sıkıntı nasıl aşılabilir? Türkiye'nin yastık altındaki rakamlar enteresandır bakın. 4670 ton diyor. Bir de küsuratında ben buradan öğrendim. Financial Times'tan. Yani 4670 ton altın. Aile başına, bir ev başına 32 tane altın şey diyor. Yani biz hesabını yaptık. Yaklaşık kişi başına Türkiye'de 5600 liralık altın var şu anda. Hocam, denilen rakama göre. Sorum şu olsun. Araya girelim. İkinci bölümde evet, devam edelim. Financial Times Türkiye'nin borcunu ödeyemeyeceği düşüncesiyle mi altınla bunun kapatılabileceğini düşündü de bu teklifi yaptı? Yoksa bizim ekonomistlerimiz bu cari açığı kapatmak adına, yani altın gibi bir seçenek ortadayken ve varsa böyle bir seçenek, bunu niye bu zamana kadar kullanmadılar da şimdi bankalar, hatta bankamatikler aracılığıyla, ATM'ler aracılığıyla altın bile dağıtmayı vaat etmeye başladılar? Soru bu. Üçüncü bölümde bununla başlayalım. Tamam. Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası daha vereceğiz. Yani BDPS, KRS, belki yeni duyulmaya başlayan kelimeler, böyle harfçikler, ama üçüncü bölümde bakalım daha bizi neler bekliyor. Şimdi kısa bir reklam arası. Üçüncü bölümde yine sizlerle beraberiz. Konuğumuz Profesör Doktor Gültekin Çetiner hocamız. Kendisiyle BDPS, borca dayalı para sistemi ve dünya ekonomik sistemini konuşuyoruz. En son kaldığımız nokta, belki yani nasıl ifade edilebilir bilmiyorum ama kendi ikinci bölümde hocamız ifade ederken 1971 yılına kadar doların karşılığında altın vardı. Ama 71'den sonra tipik bir örnek verdi. De Gaulle Fransa'dan uçağa dolarları doldurdu. Hadi bana altın verin dedi ama altın yoktu. Daha sonra BDPS'yi ayakta tutabilmek adına, doların arkasında bir mal olduğunu ifade edebilmek adına benzini, petrolü kullandılar. Petrodolar kelimesi de oradan çıktı dediniz. Şimdi hocam, en son süreçte altın. Evet. Yani Financial Times yazıyor, Wall Street Journal yazıyor. Türkiye'nin altını, 5000 ton altını var, cari açığı var. Türkiye cari açığını 5000 ton altınla giderebilir deniyor. İşte reklamlar vesaire, artık bankalar, katılım bankaları, bunlar altına vurgu yapan reklamlarıyla evet, öne çıkıyor. Bu süreç BDPS için ne anlam ifade ediyor? BDPS can mı çekişiyor? Altın burada bir can simidi olarak mı düşünülüyor? Şimdi BDPS bir kere can çekişiyor. Yani bütün dünyada bu artık sürdürülemez bir şey ve sürdürülemez olduğunu bizzat, yani bunun içerisinde olanlar kendileri söylüyorlar. Yani bakın Soros olsun, işte Buffett vesaire, pek çok bu sistem çöküyor diye kendileri söylüyor. Bu sistem çökmesinin en önemli özelliği, yani çok güzel, nasıl onlar için tabii çok güzel, yani sürdürmesi mümkün değil tabii. Sürekli çökerken bile ne yapıyorlar? KRS ile olmayan paraları yaratıyorlar. Bizim Türkiye'deki durum dünya içinde benzer şekilde söz konusu. Yani bugün bütün
dünyanın büyüklüğü 70 trilyon dolar. Yani uzaydan birileri gelse. Reel para. Tabii. Yani reel ne kadar para. Dünya ne kadar? Diyelim ki 4 trilyon dolar Almanya. İşte 13 küsur trilyon dolar diyelim ki Amerika. 760 milyar doların üzerinde Türkiye vesaire. Topluyorsunuz hepsini. 70 trilyon dolar. Bu 70 trilyon dolar bir senelik diyelim ki ekonomi işte vesaire mal ve hizmetler bir arada. Fakat KRS ile oluşturulan bütün dünyada para Türkiye benzer şekilde 760 trilyon dolar. 1'e 10. Aynen öyle. Yani benzer bakın yani o munzam karşılık dediğimiz o şeyle KRS ile ne kadar para yaratabiliyorlarsa bu şekilde ortaya çıkan para. Bakıyorsunuz 760 trilyon dolar dünyanın dünya yani 10 tane dünya satın alacak para ve para türevi var ortada. Ve hatta bunu çok yerde yurt dışına falan da diyorlar artık dünya bir finans yani finansal kumarhaneye dönmüş durumda. Evet. Şimdi bu 760 trilyon dolarla sürekli tabii parayı kontrol ederek diğer asıl yani nasıl para bir araçsa ıssız adaya döndüğümüzde yine o parayı üretmesi neydi? İnsan arasında o kullandığı ölçme aracı olarak kullanılan bir şey. Oraya faizi koyduğu zaman o fark kadar bir de KRS ile 9 katı kadar ne yapıyor? Malları, servetleri insanların çekiyor sürekli. Şu anda bütün dünyada yapılan o. Bu sistemin sürdürülebilmesi için en önemli şey büyümenin olması. Yani ülke yani bankacılık sistemi içeride ne yapıyor? Kara delik gibi. Sürekli büyüyor veya. Yani borçlar büyüyor sürekli. Ekonomi ne yapıyor? İçerisinde çöken bir şey gibi. Kara delik gibi düşünün. Burada sürdürülebilirliğin tek ölçüsü, bugünlerde herkes de konuşuyor, borç oranı. Yani borç oranı, sürekli borç oranı. Nedir borç oranı? Diyelim ki Yunanistan'ın %160. Türkiye'nin işte %60'lara dayanıyor. İşte Amerika'nın %100'lerde vesaire gibi. Her ülkenin bu şekilde, işte peak ülkeler her biri %100 sınırlarını artık aşma durumunda, aşmış durumda. 760 trilyon dolar bütün dünyada para ve para türevi. Evet. Bir bankanın bütün işte elindekine bakıyorsunuz 78 trilyon dolar. Yani o para ve para türevleri. Yani dünyayı 10 kere satın alacak nedir? Miktara sahip. İşte 5 banka bir araya geliyor. 238 trilyon doların üzerinde dünyayı işte kaç kere satın alıyorlar? 460-500 trilyon doların üzerindeki şeyle de faiz, bu faiz de yani borca dayalı para sistemi dediğimiz şey bütün dünyada aynı şekilde çalıştığı için sadece o faiz borçları şu ana kadar biriken yani bu sistem içerisinde 1971'den beri özellikle korkunç şekilde bu artan haliyle dünyayı işte düşünün yani 400-500 trilyon dolar kaç kere satın alabilecek durumda. Büyüme olmadığı zaman ne yapıyor? Borç oranı artık arttıysa yani ülkenin mesela Yunanistan'ı düşünün. Yani %160'ın üzerinde borcu. Yani bir insan düşünün 100 lira maaş alıyor 160 lira borç ödüyor. Nasıl yapabilir bunu? Ve diyorlar ki 2023'e kadar hiçbir şekilde düzelme olması mümkün değil. Ya bir insan olsa takatı yok yani sürekli borç. Yani diyorlar ki birisine sen sabret sabret. Yani 2023 veya daha fazla yıla kadar sen devam edeceksin bu halde gibi. Yani kendiler bizzat bunu çökeceğini söylüyor. Ve bu durumda yani öğrenilmiş çaresizlikle de belki bunu bir araya koyabiliriz. Aslında bu sistem zaten kendileri de çöküyor diyor ve çökme durumunda. İnsanlar bütün dünyada arayış içerisinde. Yani bu öğretilmiş çaresizliğinde hiç anlamı yok. Yani kendi kendimize yani gelin güvey olmak deyimi de vardır ya. Yani böyle şöyledir. Aslında tam öğrenilmiş çaresizlik oturuyor oraya. Şimdi bu noktada tabii bunların yapabileceği şu olabilir belki. Değişik senaryolar mutlaka görüşüyorlardır, konuşuyorlardır. Ne olabilir? 1971'den sonra o aslında bizim bir grafik vardı. Size de gönderdiğim o evet. Altının grafiği vesaire. Evet. Bütün o evet. Büyüme grafikleriyle. Üstsel bir fonksiyon şeklinde. Evet. O grafiğe de baktığımız zaman ABD borçları neden ödeyemez yazısında da onu ben göstermiştim. Altın işte bileşik faize göre şudur. Ondan sonra Amerika'nın borçlanma işte limitlerini falan sürekli artırdığı şekilde o böyle bir durum. Şimdi burada tabii nedir? Yani sistem içerisinde şöyle diyebilirler. Başladı. Şöyle diyebilirler. Ya bu para sistemi çöküyor. Biz tekrar altına dayalı nedir? Para sistemine geçelim. Yani bilgisayarınız nasıl kilitlendi? Reset atıyorsunuz.
tekrar başlatıyorsunuz. Aynı durum. Şu anda bütün dünyada yani altın ne kadar ellerine toplanırsa, para da çok tabii, 760 trilyon dolarlık bir rakam var şu anda bütün dünyada. Yani çok rahat toplayabilecek durumdalar. Bakın yani Türkiye'deki işte dedik 200 milyar dolarlık bir borç ödemesi var. Neyi düşünüyoruz? Yastık altındaki altınları düşünüyoruz. Bu yastık altındaki altınların aslında yurt dışına doğru buharlaşması demek. Yani nasıl ödeyeceksiniz bunu? O bize Financial Times ve diğerlerinde söylüyorlar. Diyorlar ki sizin yastık altınız var. Nasıl toplarsınız? Bankalar bizdeki veya katılım bankaları hepsi özellikle öncülüğünü çekiyorlar. %20 altında, ben bizzat telefon ettim birisine, aradım nasıl işliyor, nasıl yani müşteriymiş gibi sanki. Dediği şey şu, 3 ay yani bir katılım bankasının söyledi, 3 ay hiçbir şekilde altını yatırdınız, bir şey alamıyorsunuz. Yani hiçbir işlem yapamıyorsunuz. 3 ay sonra da almak istediğiniz zaman artık tamam. Sadece nakit para alabilirsiniz. Altın yok. Yani bazıları da tabii altın ATM'leri falan diyor ama burada şöyle bir KRS dediğimiz sistem sayesinde %20, bir de normal paradan da enteresandır bakın. %20 ne demektir? Daha fazla bir munzam oran. Yani daha fazla Merkez Bankası'nın kasasında toplanacak demektir aslında. Evet. Yani %50 derseniz bu sefer altının daha fazlası Merkez Bankası kasalarına toplanacak demektir. Normal parada şeyi düşürüyorlar. Yani munzam karşılık oranı düşürüyorlar. Altına gelince artırıyorlar. Ne demektir? Daha çok altın Merkez Bankası'nın kasalarına toplanıyor. İşte ödemeler vesaire ne yapacaktır? Seve seve tabii altının diyelim ki 2500 dolara çıktığını düşünün birden. Merkez Bankası da cari açığını kapamak için muhtemelen altınları uçuracaktır. Yani buharlaşma dediğimiz şey böyle. Anladım. Yani daha fazla kağıt dolar alabilmek için ne yapacak? Altınları gönderecek. Ve arkasında bu sistemde altın böyle bir şey kurguluyor olabilirler veya evet, başka bir şey. Ama BDPS, ama kurguladıkları şey mutlaka BDPS'de yine. BDPS ayakta tutma girişimi gibi bir şey. Benim sonuca çıkardım. Aynen öyle, tabii. Hocam bir yazınızda, yani seyircilerimizden de af dileyerek ifade etmek durumundayım. Yunanistan'daki krizi eşek tıraşı diye nitelendiriyorsunuz. Evet, ona ilginç çekici bir başlık atma ihtiyacı oldu. Şimdi orada da çok enteresan bir şey oldu. Yani özetlersek o yazıyı. Yunanistan'da tam rakamlarda o yazımda araştırarak söylemiştim. Belki biraz hatalar olabilir ama olan şu. Tahvil takası vesaire gibi teknik kelimelerle insanların anlamayacağı pek çok şeyler kullandılar. Ama tahvil takası dedikleri şey şu. İçeriye olan 105 milyar avroluk borçları vardı. Tamam. Dışarıdan dediler ki siz bu borçlardan, içe olan borçlar, hani tahvil süreçleri Türkiye'de nasıl bankalar ödüyoruz ya. Siz bu iç borçlardan yani yapamıyorsunuz bu işi. Feragat edin. Biz dışarıdan 130 milyar avro, avro yok ellerinde çünkü. Bu sistemde para yok ya. 53, nasıl bizde 53-58 milyar para varsa, evet, sanal para çok fazla miktarda varsa, aynı şey orada da söz konusu. Bir de borçların artık sürdüremez olmuş. %160 borçlanma. Ve bu şekilde tabii normal diğer Avrupa ülkelerinden de daha fazla borçla borçlanıyorlar. Enteresandır. Orada da hatta Avrupa Birliği neden dağılmaya mahkum diye bir yazımız da vardı. O yazıya baktığımızda aynı topluluk içerisinde Yunanistan %100'lerin üzerinde borçlanıyor. Aynı ürünü elde ediyor, avroyu. Diğeri %6 ile borçlanıyor. Almanya yüzde diyelim ki 1,5'larda borçlanıyor. Tahvil borçlanma süreci dedik ya devlet, evet, mekanizması içerisinde. Şimdi bu yapıda dediler ki biz size dışarıdan IMF ve Avrupa Merkez Bankası olarak 130 milyar avro, önce de tatlandırıcı dediler ona, sweetener dedikleri, 30 küsür milyar avroluk bir ön para gönderdiler. 130 milyar avro diyelim ki borçlandı bunlar. İçeride 105 milyar avro borç sildiler bankalara. Dışarıya ama IMF ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'na borçlandılar. Aslında borçların da azalma olmadı. Bütün insanlarda yani böyle göreceli olarak bir şey dediler ki Yunanistan işte rahatladı, bilmem ne oldu. Herkesin baktığı nokta aslında böyleydi. Yani yorum yapanlar, çoğu ekonomistlere vesaire bakıyoruz. O zaman şartlarda çoğuna güldüm. Yani ya ne kadar güzel, tamam işte rahatladı, şöyle bütün dünya piyasaları nefes aldı filan. Aslında olan nedir? İçeri olan borçlar mıydır, dışarı olan borçlar mı? Diyelim ki ben sizlerden borç aldım. Çok miktarda borcum var. Yani iç hanede veya ev halkları içerisinde. Bir de dışarıdan gelen borçlar var. Aslında olan şu, içeri olan borçlar dışarıya tahvil oldu. Şimdi IMF ve Avrupa Merkez
Avrupa Birliği Merkez Bankası'na daha fazla borçlu. İçerideki 105 milyar avro borç silindi. Dışarı 130 milyar avro borç. Buna dedim ne denir? Ancak eşek tıraşı diyebilirsiniz. Kusura bakmayın dedim. Hocam bir iki tane size sormak istediğim konu kaldı da. Birincisi BDPS ve özelleştirme arasındaki ilişki. Yani bu yine bir yorumunuzda metrobüsün özelleştirilmesi, İstanbul'da kullanılan metrobüsün özelleştirilmesi meselesini ve İDO örneklerini evet. vermişsiniz. Ve BDPS ile özelleştirme arasında bir ilişki kurmuşsunuz. Evet. Nedir bu BDPS ve özelleştirme arasındaki ilişki? BDPS tabii yani özelleştirme bir devlet politikasıdır. BDPS içerisinde olmadığınız zaman yani mal ve hizmetlerin üretimi vesaire özel sektöre vermek yani bir politika meselesidir ve bunu tartışmaya bile açmaya gerek yok. Yani çok daha verimli üretebilirler mal ve hizmeti vesaire. Ama BDPS olmadığı zaman. Olmadığı zaman. Evet. O tarafın tamamen ayrışıyorum. Yani bu noktada bizi devletçi işte vesaire gibi algılamalarını istemiyorum. Ama BDPS içerisinde Isırada'daki örneğe bakıyoruz. Devlet de borçlu ya. Devlet tahvilleri, bonolar vesaire bankalara borçlanıyor sürekli. Veya piyasaya neyse işte borç aldığı gruba. Şimdi burada 50 liranın karşı şey 50 ada lirasının karşı neydi Isırada'da? Birilerinin evet. kaybetmesi bir şeyini, varlığını. Aynı şey aslında büyütülmüş ölçekte devlet de borçlu olduğu için ne yapması? Borç ödemesi gerekiyor. Borç ödeme gününe geldiği zaman ne yapacak? Bugün Yunanistan'da olan durumdur aynı şekilde. Adaları bile satmayı düşünüyorlar. Yani yok pahasına satmak zorundadır. Neden dedim? Özellikle İDO konusunda ve metrobüslerle ilgili konuda bir yazı geçen okudum. O yazıya göre, o yazıları yazmadan önce en borçlu kurumlardan birisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani borçlu kurumların başına geliyor dışarıya. Borçlu kurumların başına gelen ne yapacak? Onları ödeme sürecine girdiği zaman, vadesi geldiği zaman bir şeyleri satması lazım. Yani özelleştirme BDPS içerisinde tamamen yok pahasına olan şey. Örneğin İDO'dakini ben bahsettim. İDO'da işte dediklerine göre 850 milyon dolara özelleştirilmiş ve alternatifi olmayan bir işletme. Yani bakıyorsunuz yani tamamen herkes bundan muzdarip. Yalova'ya gittiğim zaman çoğu iskelede bakıyorum. Herkes böyle işte imza topluyor. Yeter artık dur diyelim vesaire. Ve kendim de hissediyorum. Yani bakıyorsunuz eskiden 6 liraya aldım bileti. Hoca olarak gidiyorum derse gitme sırasında. Şu anda eğer şey yaparsam bakıyorum saatine göre bazen 17 liraya kadar ödemede bulunuyorum. Sanki uçakla gidiyoruz böyle çok enteresan değişik tarifeler falan isimler koymuşlar. 4 dakika arayla 4,5 lira, 5,5 lira böyle farklar koyuyorlar. Ve enteresandır mesela Topçular İskelesi'nde yani ben ona hatta vahşi özelleştirme dedim. Topçular İskelesi'ne giriyorsunuz, ekstradan para veriyorsunuz, sizi ön sıraya sokuyorlar. Yani bunları nasıl açıklayabilirsiniz? 850 milyon doları hesapladığımız zaman o iskelelerin kullanım hakkı vesairedir, gemilerin işte bilmem nesi filan. Yani çok böyle yok bağısına şey yapılan bir kurumda yani ve alternatifi yok. Yani başka türlü gidemiyorsunuz. Yani şehirler arası gittiğiniz zaman Yalova'ya gidin, başka yere gidin. Yani İDO'dan başka bir şey kullanamazsınız şu anda. Var mı? Yok. Yok. Alternatif olmayan yani hatta bu konuda yani BDDK olsun diğerlerinin hepsini de davet ettim. Yani bu konuda tavır almaya falan ama herhangi bir şekilde şu ana kadar bir değişiklik göremedim maalesef. Şimdi BDPS ve özelleştirme arasındaki ilişki aynen ifade ettiğiniz gibi bir anlamda en borçlu olan kurumların artık böyle sanal oluşturulan sistemde sürekli borçlanmaların artması neticesinde artık evdeki koltuğu falan da aynen. satma durumuna gelmesi gibi bir şey. Yani Isızada'daki kaybolan 50 lira. Kaybolan 50 lira, evet. Hocam bir diğer konu da bu ilginç belki. Yani BDPS ile bir şeyi nedir bilemiyorum ama iki tane daha doğrusu. 2023 vizyonu ve BDPS. Türkiye'nin evet. 2023 vizyonu diye ilan edilen evet. bir şey var. Evet. Projesi var. Ve BDPS. Evet. Bu arasındaki bağlantı veya ters orantı nedir? Evet. 2023 yılıyla ilgili özellikle ben bu yani vizyon konusunda bizim derslerle ilgili çok stratejik yönetim vesaire pek çok bu konularla ilgili olarak üzerinde duruyorum. Vizyon çok önemli gerçekten.
Bu 2023 yılı ile ilgili vizyon maddelerine tek tek baktım. Yani neler hedeflenmiş. Çünkü büyük hedefler koyduğunuz zaman oraya ulaşma noktasında yani size bir çalışma azmi, hırsı gelir. Bu şekilde çalışırsınız. Bu hedefler içerisinde pek çok güzel şey var. Benim mesela yüksek öğretimle ilgili vizyon konusunda yazdıklarım var. Pek çok eğitimle ilgili de yazdığım yazılar içerisinde. Vizyona çok önem veriyorum. Fakat bu BDPS ile 2023 yılında Türkiye'ye baktığımızda bu borçlanma oranı var ya, bileşik faizde evet. Tabii bu oluyor. Yani 2 trilyon dolarlık bir ekonomi deniyor. Kişi başına işte 25 bin dolardı galiba milli gelir. Şu anda İtalya'nın milli geliri kişi başına 30 bin dolar diyorum. 2 trilyon dolarlık diyorsanız İtalya diyorum. Yani PX ülkeleri içerisinde İtalya mı İspanya mı önce şu anda Yunanistan'dan sonraki diye konuşuluyor. Yani bu şartlar içerisinde 2023 yılında İtalya gibi bir Türkiye mi istiyoruz? Bu anlamda yani BDPS ile bizim gideceğimiz nokta yani İtalya'dan başka veya İspanya hangisini diyorsanız onlardan başka birisi değildir. Çünkü bakın borçlanma oranı diğer şeye bakın BDPS içerisinde bütün her şeye uyuyor. Yani Türkiye'de para ihtiyaç var diyelim ki para basıyorsunuz. Paranın basılması demek yeni borcun üretilmesi demek. Yeni o basılan paraya 9 kat çarpın o parayı KRS ile bankaların havadan para yaratması demek. Şu mesela altın olayında bile düşünün. Altınlar bankalara diyelim ki hepsi 5000 ton altının gittiğini varsayalım. 5000 ton altın KRS ile %20 ya. Ne demek? 10.000 ton altınlık bir şey demek. 10.000 ton altının bugünkü değeri nedir? Yani 300 milyar dolardan bahsediliyor şu andaki 5000 yani bunu 5 ile çarptığımız zaman 300 milyar dolar. 1,5 trilyon dolar zaten oradan geliyor yani. Yani onlar çünkü tabii o potansiyeli o kadar yok ama ne yapacaklar? Bankalar bu kadar şey karşılığı bunu munzam karşılık olarak kabul ederek para yaratabilecekler. Yani altını da baz alarak 5 katı para yaratacaklar. Bu ne demektir? Daha fazla kredi vermeler demek. Ve daha fazla kredi ver önde gelen sektör nedir kredi verildiği zaman? Bütün dünyadaki ülkelerde de hangi sektöre bol kredi verilir? Daha çok inşaat mı yanlış mı? Aynen öyle. Konut sektörü. Evet. Konut fiyatları alabildiğine balon gidiyor. Niye? Çünkü insan diyor ki ya ben bakıyor ya 100 binler yok. Geçen bizim çocuklar da anlatıyor. Taksi şoförü bile diyor böyle hacı amca böyle şey yapıyor bize anlatıyor filan. Uşağım alacaksın diyor hemen diyor 100 bin lira krediyi koyacaksın kenarına alamıyorsun başka türlü. Şimdi 100 bin lira kredi 120 dediğimiz gibi 120 bin 30 sene vadeyle 460 bin lira oluyor. Yani bankaya döndüğü zaman bu şekilde oluyor. Şimdi geçen çok güzel bir örnek belki 2-3 örnek var da bir tanesini vereceğim. Şimdi merak ettim bir yerde şey gördüm ben satılık ilanı dubleks daire. Dedim ki telefon ettim bir kontrol edeyim de ne kadar dedim 650 bin lira. 650 bin lira dubleks daire. Dedim ki ben bunu yatırım amaçlı aldığımı düşün. Kaça kiralayabilirim bunu? Şimdi 1800-2000 lira. Dedim çok uçuk söylüyorsunuz rakamı. Adam şaşırdı filan. Nasıl olur? Dedim ki 2000 lira aylık kira ne demektir? 2000'i çarpın bir seneyle ne eder? 24 bin değil mi? 15 senedir yani bunun ortalama rakamı. Yani 24 bin çarpı 10 sene 240 bin. 15 sene 360 bin. 365-360 binden ötesi bunun dedim balondur. Hatta bunu hadi de ki 20 senede ya ben şimdi almaya kalksam 30 yani bana dedi şey şuydu. Dedi ki 30 sene zaten vadeli 30 sene vadeler veriyorlar. Vadeli krediler veriyorlar. Hocam dedi 30 senelik böyle yani kredi verilen bir yerde 650 bin yani ne ki dedi. Kusura bakma dedim sen hesap yapmayı bilmiyor musun? 650 bin lira çarptığın zaman 30 senelik vadeyle 2.4 milyon lira ediyor. Yani vatandaş 650 bin lira o krediye girdiği zaman 2.4 milyon liraya satın alacak. Yani bankaya ödeyeceği rakam 2.4 milyondur 30 senelik vadede. Şimdi 2.4 milyon. Bu vatandaş ben diyelim ki aldım 30 seneye girdim. 50 yaşında diyelim ki 50 yaşında 30 sene ya benim o kadar zaten ne kadar yarına sağ çıkacağımız belli değil. Yani böyle bir durumda ben 2.4 milyon borca giriyorum.
yolda diyelim ya yani 2 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra ödeyemez duruma geldim. Ne oldu? Gitti elden. Gibi. Yani bu bankaların şekilde, gayrimenkulleri arttı. Yani yani kolay kredi vesaire. Şimdi yeni İspanya'da battı biliyorsunuz. Şey hani 2008'de nereden vurdu kriz o zaman? Konut sektöründen Amerika'da. Şimdi İspanya'da vurdu. Konut her yerde balon oluyor. Türkiye'de balon oluyor. Her yerde oluyor. Çin'de balon olduğundan söz ediyorlar. Çünkü bir de emekleri, bütün gayretleri, toplumun büyümeyle ilgili faaliyetlerini bir sektöre yönlendiriyor. Bir toplum sadece konuttan mı müteşekkildir? Gibi. Evet. Hocam programın sonuna geldik. Tabii öyle bir heyecanlı bir şekilde karşılıklı konuştuk ki gelen e-mailleri de değerlendirme pek fırsatımız olmadı. Son cümlelerinizi alayım ve ben programı kapatayım hocam. Son cümle var. Tabii konu çok geniş. Yani, evet çok geniş. Takdir edersiniz. Burada demek istediğimiz yani BDBS ve KRS ile bu parayı ölçü olmaktan çıkaran bir sistem. Ve bütün toplumun hepimizin yani açıkçası ben bazen diyorum hepimiz toptan bu sistem ile bankalara çalışıyoruz. Bu sistemin değiştirilmesi lazım. Çünkü yani toplumları götüreceği nokta bellidir. Yani Yunanistan bugün en öndeki örneklerinden birisidir. Yarın öbür gün PIGS ülkeler dediğimiz ülkeler hepsini götürdüğü nokta burasıdır. Ve toptan bütün insanlık olarak buna çözüm getirilmesi. Çözüm de çok basit aslında. BDPS'nin yani ıssadadaki örneğe döndüğümüzde bu ıssadadaki 5 aile bir araya geldiğini düşünün. Mal ve hizmetler için gerekli diyelim ki rakam neydi? 1000 ada lirasıydı değil mi? 1000 ada lirasının ortaklaşa çıkardıkları bir şey koyacaklardı. Faizsiz olarak bastıklarını düşünün. Piyasaya sürdüklerini düşünün. Faiz yok ortada para. Ne kadar mal ve hizmet artıyorsa ona bağlı olarak yani sadece mal hizmet arttığında artacakları o artışı karşılayacakları şekilde para bastıklarını düşün. KRS'yi kaldırdıklarını düşün. Yani para çünkü bir ölçü aracından başka bir şey değil. Buraya geçtiği zaman bütün yani çözümü çok basit yani. Anında çözülebilecek bir şey. Fakat insanlar öyle bir şeyin içerisinde, sarmalın içerisinde ki o kutunun içerisine çıkıp değerlendirecek durumda değiller. Pek çok işte ekonomistleri vesaire bütün arkadaşlar bu BDBS odaklı olarak yani KRS sistemi bunlar çok sayıda değerli bilim adamı, ekonomist tarafından da çok uzun yıllardır da söyleniyor. Ve bunlar Amerika'da olsun, İngiltere'de pek çok gruplar var. İşte monetary reform dediğimiz para reformu ile ilgili. Bu bizim söylediğimiz şeyleri benzer şekilde sistemin özellikle teşhis edilmesi noktasında aynı şeyleri onlar da söylüyorlar. Çözüm noktasında tabii yine söyledikleri şeyler de var ama bu noktada bizim dediğimiz gibi çözümü çok basit burada gördüğümüz. Evet. Paranın ölçü, 3 tane şey var. 1- Para ölçü aracı haline gelecek gerçekten ve dengeyi koruyacaksınız. Mal ve hizmet ne kadar piyasada onu karşılayacak. Yani iki terazinin kefesi gibi. Üçüncü noktada da para bugünkü şartlarda o servetleri, bütün her şeyi belirli bir azınlık arasında dönen ne haline getirmiştir? Bir adeta devlet haline getirmiştir. Evet. Yani devletlerin arkasında sanki bir devlet var gibi. Yani devletler bile devlet olma erkini sanki bunlara teslim etmiş. Sanki evet. Kelimesi aslında fazla orada. Bu halden çıkarmak için BDPS ve KRS'nin mutlaka lağvedilmesi gerekiyor. Paranın borca dayalı olmadan bu şekilde üretilmesi gerekiyor. Çok hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani çok benim için de şahsım adına çok faydalı bir program oldu. Yani belki VTR'lerde ezber bozan, girişte de ezber bozan diye ifade ettiğim konuşmaları izleyicilerimiz de bu vesileyle tekrar müşahede etmiş oldular. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bütün değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Konuğumuz SETAM, Sosyal Ekonomik Teknolojik Araştırma Merkezi kurucu üyesi Profesör Doktor Gültekin Çetiner idi. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi eski rektörlerinden, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlilerinden, aynı zamanda Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi, Haber7.com'un da yazarlarından idi. Tabii girişte kısmen ifade etmeye çalıştım. Borca dayalı para sistemi, yani aslında 60 milyar TL dönen bir Türkiye'de reel paranın 600 milyar, 700 milyar TL olarak bankalarda karşılığının olması, aradaki uçurumun bu kadar fazla olması, bankacılık sistemiyle beraber insanların nasıl sömürüldüğünün,
insanların alın terinin ürettiklerinin nasıl sorumluluğunun en önemli delili. Bir başka örnekte dünya genelinde verirsek 70 trilyon dolar dedi hocamız. 750 trilyon değil mi hocam? 760 trilyon civarında da toplam dönen para var dedi. Ama şimdi BDPS kendisine yeni böyle can damarlar aramaya başladı. Biz inanıyoruz ki inşallah bu BDPS ve KRS denilen sistem son bulursa insanlık gerçekten alın terinin ne demek olduğunu, ekonomi gerçek, reel ekonominin ne demek olduğunu çok daha iyi anlayabilecek boyutlara geçecektir diye ümit ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere başka program, başka konu ve konuklarla beraber birlikte olabilmek üzere. Yayın masasındaki arkadaşlarım adına ve kameraman arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.